Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Open Computers'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde sizlerle OpenOS'i tanıyacağız. OpenOS yani Open Computers'un kendi işletim sistemi. OpenOS bu nedir diye soracak olursanız Unix mimarisi kullanan, yani eğer Linux kullanmaya alışkınsanız biraz aşina olabileceğiniz, kolay adapte olabileceğiniz bir işletim sistemi. Lua ile yazılmış, bayağı basit, ancak Open Computers'un çoğu fonksiyonunu kullanabilmemizi sağlıyor. Bu arada unutmadan önceki bölüm Sign.io'yu nasıl kullanacağımızı gösterdim de tam olarak verimli kullanamadım. Basitçe yönünü, tabii yönlerin numaralarını hatırlamadığım için atlamıştım onu. 5'miş bunun yönü, bu yön. Evet, gördüğünüz gibi veriyi AA/N/N tamamen boşluk. Eğer buraya da set value dersem, evet, BBB'ye çevirdim. Evet, bu şekilde eğlenebilirsiniz. CTRL-C'ye basarak da Lua'dan çıkalım. Clear diyelim. Evet, hatta clear demeyelim. Bir OpenOS'i baştan başlatalım. Bir bilgisayarımızı yeniden başlattık. Evet, OpenOS. İlk önce buradayız. 1 MB RAM'imiz var. 1 MB RAM, evet, çok güzel şeyler. İlk olarak bir bakalım, komutlarımıza bakalım. ls, o esnada bulunduğumuz klasörü gösteriyor. cd, farklı klasörlere gitmemizi sağlıyor. Eğer nokta nokta dersek bir üst klasöre gidiyor ve şu an kök dizindeyiz. Yani bütün hard diski görüyoruz, adresi ana hard diskimizi görüyoruz. ls. Ve burada ls dediğimizde bin, boot, dev, etc vesaire gibi klasörleri görüyoruz. Bunların hepsi farklı işlere yarıyor. Bin, çalıştırabilir komutların olduğu klasör. Boot, bu arada bin'i birazdan değineceğiz. Boot tamamen bilgisayarın açılış dosyalarının yer aldığı yer, hatta ls/boot. Bu dosyalar yer alıyor. Ve temel komponentlerin dosyaları yer alıyor. Dev, ls/dev. Bu tamamen bağlı olan zımbırtıların yer aldığı bir yer, ancak burada tam olarak o şekilde değil. Pek işinize yaramayacak. /ls/etc. Burası ayar dosyalarının yer aldığı yer. Ayar dosyalarını burada yapılandırabilirsiniz. Home tamamen sizin kendi dosyalarınızın yer aldığı yer, yani kullanıcı dosyalarının yer aldığı yer. Init Lua açılış dosyası. Yani Init Lua'yı bulmaya çalışıyor BIOS'umuz. Init Lua'dan sonra da sistemi çalıştırmaya başlıyor. /lib. Burası kütüphanelerin yer aldığı yer. Kendinize bir kütüphane yazarsanız, yani diğer programların kullanacağı bir şey, bu klasöre atmanız gerekiyor. MNT bağlı olan disklerin, yani bağlı olan disklerin konulduğu yer şu an bu. Ve diğeri, yanlış hatırlamıyorsam, buydu. Evet. Bunların listelendiği yer ve ls/tmp. Burası şu an boş, ancak geçici dosyalar burada yer alacak. ls/usr. Burası ise tamamen farklı programların dosyalarının yer alacağı yer. Evet, şimdi gelin bakalım ls/bin. Burası programlarımızın listelendiği bir yer gibi bakabiliriz. Adres, alias, cat, cd, clear vesaire vesaire. cp de burada mesela. cd burada, demin gösterdiğim clear, date, df vesaire vesaire. Bunlar çoğu işlerimizi yapacağımız şeyler. İlk olarak önemli programlardan bir tanesine gelelim. Bu arada cd düz diyelim, home klasörümüze atsın bizi. Ben şu an bir test programı yazmak istiyorum. Bunun için edit test.lua. Edit bizim text editörümüz ve
Tamamdır. Ctrl+S diyoruz ve Ctrl+V diyoruz. Eğer test diye çalışırsam merhaba YouTube yazıyor bana. ss/bin. Evet, edit bu. En çok kullanacağınız şeylerden bir tanesi. Evet. Install'u biliyorsunuz, eğer diskette bir şeyimiz varsa onu kurmamızı sağlıyor. MK'dir. Klasör yaratmak için gerekli. Burada A diye bir klasör yaratmak istiyorum. Eğer ls edersem şu an burada test doğayı görüyoruz ve A diye bir klasörüm olduğunu da görüyoruz. Devam edelim. Rm. Test.lua'yı silmek istiyorum. Rm komutu burada işe yarıyor. Ancak eğer Linux'taki ile aynıysa rm a dersem silemiyor, çünkü o bir klasör. Rm rf dersem eğer a ile siliyor. Rm'yi boş yazalım. Evet. Bu şekilde genelde onların ek komutlarını görebiliyoruz. Şimdi bakalım başka işinize yarayacak başka şeyler. Lua. Lua komutu kesinlikle işinize yarayacak. Bu direkt Lua program komutlarının çalıştığınızı sağlıyor. Mesela print deneme. Mesela en basitinden. Gibi. Tamamen komutları denemek için ya da daha rahat çalışmak için programı yazmadan direkt çalıştırmanızı sağlayacak bir kısım. Evet, saçmaladım. Devam edelim. Mount. Tamamen bağlı olan disk bölümlerini bağlamamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra bakalım. Help yokmuş. Bu ayrıca başka yerlere de bağlayabilmemizi sağlıyor. Devam edelim. Redstone'u gösterdim. Bakalım başka neyi gösterebilirim size? Widget. Tabii internet kartı olmadığı için bu hiçbir şekilde çalışmayacak, ancak internet kartı takalım. İnternet kart. Gel bakalım. İnternet kartımızı taktık. Widget programı çalışabiliyor. Widget programı nedir diye soracak olursanız, bir tane dosyayı, linkini kopyalarsak eğer onu indirmemizi sağlıyor. Devam edelim. Başka nelerimiz var? Mesela tekrar edit test.lua print merhaba Ctrl+S, Ctrl+V. Şimdi bu şekilde yaparsak eğer bir dosyanın içerisindeki veriyi o dosyayı açmadan bakabiliyoruz. /bin. Mesela neye bakalım? Bin. Label.lua. Tüm komutlarını listeledi bize. ss/bin. Components. Components bayağı kullanacağınız ve benim bayağı kullandığım bir şey. Bilgisayara bağlı komponentleri listeliyor. Eğer components.l yaparsak eğer mesela redstone. Redstone komponentinin kullanabildiği bütün kodları ve ne işe yaradıklarını bize listeliyor. Aynı şekilde transposer. Evet, bu şekilde bayağı bir komponenti listeleyebiliyorsunuz. ln tamamen mesela test nokta, hatta dur, mk'dir a, tekrar bir a klasörü yaratalım. Ln test nokta lua a slash test 2 nokta lua. Evet, ls a test2.lua diye bir dosyamız var. Ancak sarı gözüküyor. Ve edit slash a slash test2.lua. Baktığımızda bunun içindekilerle aynı. Buna herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Edit test.lua.
Ne yapalım? Başka ne ekleyebiliriz? Düşünüyorum. İkinci satır. CTRL-S, CTRL-V. Ve eğer bunu yaparsak birebir aynı dosya. CTRL-V. ls/bin. Bu nerede işinize yarayacak diye soracak olursanız, bazen aynı dosyadan birden fazla yerde olması gerekebiliyor ya da daha kolay erişim için vesaire vesaire, ya da ağ üzerinden dosya paylaşımı için vesaire kullanabiliyorsunuz. Tamamen fazla disk alanı kaybetmesini istemediğiniz için ve istemediğiniz için ayrıca her dosyayı ayrı ayrı editlemeniz gerekmeyeceği için bunu kullanabilirsiniz. Date dediğimiz takdirde şu anki oyun içi tarihi gösteriyor bize. Evet, hostname. Bu bilgisayarın adı. Direkt set diyor muyduk? Tam hatırlamıyorum. Deneme. Evet, bu bilgisayarın adı artık deneme. Diğer ağdaki bilgisayarlar bunu deneme bilgisayarı olarak görecekler. Label dediğimiz şey, mesela bir adet diskimizi labellamak istiyoruz. Mount ABB. Ben bunu tablet olarak labellamak istiyorum. ABB tablet. Eğer tekrar mount dersem, şu anki diski adlandırdı. Çünkü o baştaki algoritmaya girmem gerekiyordu. Open OS. -A 44A. Mount Thunder. ABB. Tablet mount. Evet, şu an bunu şunun diskini tablet olarak adlandırdık. Evet, flash bayağı işimize yarayacak bir şey. Yazdığımız bir kodu ROM'lara aktarabilmemizi sağlıyor ki bunlar bunu ve bunu programlama yöntemimiz. Evet. Basitçe programlarımızın çoğu bunlar. Bunlar bayağı bir işinize yarayacak. Pastebin. Pastebin'i de göstereyim. Pastebin tamamen yanına Pastebin kodunu girerek, 1, 2, 3, 4 vesaire girerek bir Pastebin programını bu bilgisayara çekmenizi, Pastebin'deki bir dosyayı buraya çekmenizi sağlıyor. ls/bin. Evet. Primary, bu da bayağı işinize yarayacak bir şey. Aynı bloktan birden fazla varsa onu primary olarak seçiyor. Mesela monitörü ya da redstone bloğu vesaire vesaire. Evet, bu kodlarla da yapılabiliyor ancak buradan da yapılabiliyor. Resolution. Şu anki resolution'ımı getiriyor bana ama ben bunu 150'ye 40 yapmak istiyorum. Ve 150'ye 40 oldu. Şimdi 160'a 50'ye geri çekelim. ls/bin. Evet, bu şekilde komutlarımızı kullanabiliyoruz. Bu şekilde sistemde dolaşıyoruz. cd üst üste cd home. Düzgün yazabilirsem tabii home falan. Evet, bu şekilde sistemimiz çalışıyor. Eğer konfiglerde ayarlanmışsa sadece spesifik user'ların bilgisayar erişmesi de sağlanabiliyor. Burada user add komutuyla bağlanabiliyor. User add kofte ist kofte vesaire. Up sign bilgisayarın o esnada çalışma süresi vesaire. Evet. Bunlar bilgisayarımızda en çok kullanacağımız komutlar. Ayrıyeten open computers, gel bakalım.
Robotlarda ufak bir fark yok. Söz konusu birebir aynı sistem olmasına rağmen robotlar farklı bir modüle daha sahip. Eğer o program olarak yer alıyor muydu, almıyor muydu da emin değilim şu an. LS/bin. Install reboot resolution. Yok, ayrı program olarak yer almıyormuş, ancak şöyle yer alıyor. Components. Tabii ekran biraz küçük olduğu için. Components-L robot. Evet, robot diye bir komponentimiz var burada. Sadece robotlara özel. Tabii ekran boyutundan ötürü çok net bir şey göremiyorsunuz. Evet, komponent OpenOS'imiz de bu şekilde çalışıyor. Yani bilgisayarı kullanırken bunu kullanacaksınız. Tabii ki de asıl işleri Lua komutlarıyla yapacaksınız. Lua komutları hakkında daha ilerleyen videolarda her şeyi anlattıktan sonra detay hafif bir giriş yapacağım. Ancak Lua'yı asıl siz kendiniz öğrenmelisiniz. Orada başka kişilerin programlarından ya da Lua'nın kendi sitesindeki belgelerden öğreneceksiniz. Evet, OpenOS'imiz bu şekilde. OpenOS'e sadece bu arada bilgisayarlar, serverlar ve robotlar sahip olabiliyor. Mikrokontrollerler ve dronelar OpenOS çalıştıramıyor. Onu aklınızda bulundurun. Ve OpenOS'in yanı sıra başka nelerimiz var? İlk önce şu bunlar. Burada en çok işinize yarayacaklardan bir tanesi OPPM. CTRL-C. CTRL-C de bu arada herhangi bir programı silmenizi sağlıyor ve tabii ki de ben 1'e kuracağım. Bu arada bu tableti ben artık çıkartayım, karıştırmasın. Yes. İlki neyi kurmak istediğim, ikincisi nereye kurmak istediğimi gösteriyordu. Evet. 1. OPPM'i şu an bilgisayarıma kuruyorum ben. OPPM nedir? Çok güzel bir soru. Open Computers'un kendi eklediği bir paket yöneticisi. Paket yöneticisi dediğimde Linux kullanıcıları zaten olayı anladı. Fakat Linux'a aşina değilseniz basitçe anlatayım. App Store'umuz. OPPM diye arattı. Kullandığımızda komutlarımızı listeliyor. OPPM list. Öncelikle depoları bir tarayacak. Size burada bu esnada OPPM'den bir programı göstereceğim. Geolizer hologram. Geo2holo diye bir programı göstereceğim size. Geolizer hologram. Evet. OPPM install Geo2holo. Evet, şu an internetten verileri çekti ve Geo2holo artık kurulu. Tabii hologramı alttan bağlamamız gerekiyor. Geo2holo. Ve şu an kendisi bu geolizer'ımız bulunduğumuz bölgeyi tarıyor ve bana buranın haritasını çıkartıyor. Hologram olarak. Tabii şu an düz bir alan olduğu için çok bir şey göstermiyor. Ancak buraya geldiğimizde bir şeyler görmeye başlayacağız. Tabii çiçekleri algılıyor burada. Muhtemelen şunları algılıyor. Evet. Geolizer'ımızın örnek bir kullanım yöntemi. Ayrıca hologramımızın örnek bir kullanım yöntemi. Ve tabii ki de bu tarama bitene kadar bu program açık kalacak. Eğer durdurursam bu tarama bitecek. CTRL-C dediğim gibi herhangi bir programı durdurmamızı sağlıyor. Bu arada önceki bölüm unutmuştum. Bu upgrade'lerden bir tanesini söylemeyi. Chunk Loader Upgrade. Robotumuzun ya da drone'umuzun bulunduğu chunk'ı yüklemesini sağlıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız burada. Evet.
Ve tabii ki de bazı farklı hardness'a sahip şeyler daha farklı gözükecek. Ancak bunlar çok farklı hardness'lara sahip değil. Eğer mesela Obsidian. Şuraya ben bir Obsidian koyayım. Hatta birkaç tane koyayım. Onları farklı algılayacak. Hatta tam taradığı esnada koymuşum. Obsidian'larımı daha karanlık olarak gösterdi. Bu arada %100 şansla farklı algılamayabilir. Bazen tekrar taramanız gerekebiliyor. Daha detaylı veri alması için. Onu aklınızda bulundurun. Evet, basitçe şu an Geo2 Hollow'u da göstermiş olduk. OPPM'le beraber. Evet, durdurduk. Bu şekilde farklı programlar indirebilirsiniz. Bunların listesi Open Computers'un sitesinde bulabilirsiniz. Ayrıca buraya da linklemiş olurum. Eğer unuttuysam bana yorumlarda bunu belirtin. Evet, OpenOS'te bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz Köftenin günler. İyi eğlenceler.